Usta Bey, merhabalar. Merhaba. Efendim, bu ilk serginiz mi? Buradaki evet, ilk sergim değil. Çeşitli karma sergilere katıldım ama fuar olarak ilk fuara katılışım. Peki fuardaki hareketi nasıl görüyorsunuz? Çok hareketli değil. Yani katılan eserler açısından son derece zengin ama ilgi anlamında yeterince ilgi olduğunu düşünmedim. Düşünmüyorum yani. Hangi anlamda? Alım satım mı? İzleme anlamında mı? Yani izleme anlamında da burası İstanbul, çok yoğun olması gerektiğini düşündüğüm bir ortamda olmasına rağmen henüz yeterince şey yok. Yani ilgi yok. Muhtemelen iyi tanıtım yapılmadı. Tanıtımla mı alakalı yoksa insanın ilgisi biraz dağıldı? Nasıl dedin? Tanıtımla mı ilgili yoksa insanın biraz ilgisi mi dağıldı? Bence yeterince tanıtım yapılmadı yani. Şimdi benim işlerimle ilgili olarak konuşacağımız şey şu: ben resimlerimde fırça veya kalem kullanmıyorum. Tamamen onlar dışında alanı kazıyarak resimler oluşturuyorum ve detaycı bir yol izliyorum. Resimlerime dünya genelinde benzer dersek, işte hiper gerçekçi diye tabir edilen bir akım var. Belki o akıma yakın denilebilir ama o akım işte daha her türlü malzemeyi kullanıyor. İşte fırçayı kullanıyor, kalemi kullanıyor, çeşitli şeyleri, ama ben bunların hiçbirisini kullanmadan sadece kazıyarak oluşturduğum bir teknik. Bana özgü bir teknik. Buradaki benim konsept olarak da getirdiğim resimlerim İstanbul konulu işler. İstanbul'un bana göre mimari olarak veya çeşitli şeylerle en seçkin ürünleri ama yok olmak üzere olan ürünler. O ürünler kalıcı hale gelsin istedim. Onları resimledim. Resimlerken de gördüğünüz gibi son derece detaylıdır. Benim resimlerimi yakınına gelip bakmadığınız zaman fotoğrafla karıştırabilirsiniz veya gravürle karıştırabilirsiniz. Bunların hiçbirisiyle en ufak ilgisi yoktur. Yani birbirlerinden tamamen başka şeylerdir. Bu. Peki ben tekrar size şunu sormak istiyorum. Dünyada teksiniz galiba bu tür bir çalışma yapan. Bu tekniklerin evet, ben kendim geliştirdiğim bir teknik bu. Zaten zeminlerini de hangi ürün üzerine yapacaksam onunla ilgili de zemine kendim ayrı geliştirdiğim bir şey, katman ilave ediyorum. İşte yumurta kıydı vesaireydi, kildi, bunların ince bir tabak halinde sürüyorum ki altta kullandığım ahşap ulaşamayayım. Çünkü ahşaba ulaşırsan o istediğim şeyleri elde edemem diye. O üzerine ne kadar gidersem gideyim, çizgiler sonuçta ahşaba gelmeden ben çizgilerimi elde ediyorum. Mustafa Bey, son olarak bizim izleyicimize ne demek istersiniz? Yani siz sanatınızı nasıl tanımlarsınız? Kendi sanatınızı nasıl tanımlarsınız? Ya, ben uzun yıllardır resim yapan bir insanım. Sanatın şu olması gerektiğini düşünüyorum. Ben sizin sanatınızdan dolayı. Benim sanatım da ben emek ağırlıklı ve gerçekten üzerinde çalışılan işin sanat olduğunu düşünüyorum. Benim de sanatım emek ağırlıklı ve işini seven. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.